gerçekleştireceğiz. Çok değerli iki tane konuğum var yine. Bu konuklarımdan bir tanesi Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Sayın Oğuz Isıgöllü. Venüks ve diğeri ise Venüks ve KNS'nin yönetici yönetici ortağı Kürşat Arman. Her ikisine de vermiş oldukları emekten, çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu arada Serkan, Kürşat ve Oğuz Bey'in seslerini açabilir misin? Açıldı galiba. Evet, açıldı. Nasılsınız ilk olarak? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyiyiz biz de, ne yapalım işte. Bir pazar kulesi yine bir ve bir yapıyoruz. Şimdi ilk olarak ben sözü Oğuz Bey'e vermek istiyorum. Çünkü alışveriş merkezlerinde turizm denince akla ilk gelen projelerden biri olan Venezia, Oğuz Bey'in burada kişisel bir başarısının olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişinde de bir otelcilik var. Ben daha fazla olmayayım. Oğuz Bey, hem kendinizi bize bir kısaca bir tanıtıp turizm konusuyla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle herkese merhaba. Böyle güzel bir platformda bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok memnunum. Uzun yıllardır tanıdığım Yasin'e de bu imkanı oluşturduğu için ve bana görüşlerimi aktarma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. O yüzden samimiyet olduğu için sen diye hitap ediyorum. Lütfen. Fazla resmiyet olmasın, sohbet ediyoruz diye. Kürşat'a da aynı şekilde. Onunla da karşılıklı sohbet etme şansı yakaladığım için memnunum. Pandemi öncesinde pek yaygın olmayan bu buluşma yöntemi yeni dünya düzeninde çok tercih edilir oldu. Aslında çok da iyi oldu. Sektörümüzle ilgili karşılıklı etkileşimde bulunabileceğimiz, bu kadar değerli insanlarla bir arada olabileceğimiz bir platform oluşmuş oldu. Bu süreçte mümkün olduğunca, hani canlı olmasa bile, ben kayıtlardan benzer sohbetleri takip etmeye çalıştım. Hani sektörün nabzını tutabilmek için. Sektördeki önemli bir açığı kapatma çabasında olan ve bunu ciddi anlamda da başaran, biz bunu bir senedir deneyimliyoruz. GİK uygulamaları için de sektör profesyonellerinden biri olarak Yasin'e ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmanın ilerleyen süreçlerinde buna birazcık değineceğim. Kürşat'tan aslında işin teknolojik ve dijital kısmı ile ilgili çok değerli bilgiler alacağımızı biliyorum. Öncesinde biraz konuştuk çünkü. Notlarım var. Notlarımı takip ederek gideceğim. Çünkü turizm konusunda 24 saat konuşabilirim hiç susmadan. Hem sevdiğim konu, hem mesleğim, hem de çok derya bir konu. Bir ilim aslında. Eğitimim de bu yönde olduğu için seviyorum. Ama mümkün olduğunca sohbet başlığımızın odağında kalıp süreye de sığacak şekilde ve sohbet havasında, sayısal verilere çok fazla vermeden, sizleri sıkmamaya çalışarak görüşlerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle tanımayanlar için kendimi tanıtmak isterim. 1971 İstanbul doğumluyum. Çengelköy'de büyüdüm. Liseyi Kabataş Erkek Lisesi'nde okudum. Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliğinden 95 yılında mezun oldum. Yıllar sonra çalışma hayatıma devam ederken 2007-2008 yıllarında, o zaman Dedeman grubundaydım, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de işletme yüksek lisansı yaptım. Kabataş'ta okuduğum dönemlerde önünden gelip geçerken Çırağan Sarayı biliyorsunuz yanmıştı. Harabe bir şekildeydi. Tadilatı vardı. Bugünkü şekle getirmek üzere tadilattaydı. Önünden her geçişimde ben derdim ki ben bir gün turizmci olacağım ve bir gün burada çalışmak istiyorum derdim. Bu şansı yakaladım. Turizmci oldum. Ve iş hayatıma da 93 yılında işte management training yaparak Çırağan Kempinski'de başladım. Sonra üniversiteden mezun olduktan sonra 95 yılında tekrar orada göreve başladım. Uzun yıllar otelcilik sektöründe çok farklı kademelerde yöneticilik yaptım. En uzun dönemim aslında Dedeman grubunda oldu. Yaklaşık 10 yıl yurt içinde ve yurt dışında birçok otelde genel müdürlükler yaptım. Aslında her otelciye de nasip olmayacak bir şansım oldu. 7'si yurt dışında, 22 tane otel açılışı yaptım bu süreçte. 2013 yılında AVM'ciliğe nasıl geçtiğimi anlatmak isterim. 2013 yılında gelen bir teklifle Viaport'un
Kurtköy'deki Viaport'un genel müdürü olarak AVM sektörüne aslında geçiş yapmış oldum. Kendimi otelci veya AVM'ci veya perakendeci gibi değil de turizmci olarak adlandırmayı tercih ediyorum. 25 yıllık bir geçmişim var. Farklı kademelerde, farklı pozisyonlarda, farklı şirketlerde. Ama hep turizm odaklı olarak çalıştığım için ben kendimi bir turizmci olarak addediyorum. Bugün sektörle ilgili yaşanan sıkıntılar, işte malum kira indirimleri, markalar ne olacak, işte geleceğimiz ne olacak gibi çok fazla platformda tartışılan, bizlerden aslında çok daha tecrübeli insanların da tartıştığı konular değil de işin birazcık farklı bir perspektifinden bakarak alışveriş merkezi turizminden biraz bahsetmeye çalışacağım. AVM turizmi diye bir başlık attık. Aslında evet. Yasin sağ ol, senin de bu şeyin oldu önerin. Ya çok fazla değinilmeyen bir konu ama alışveriş merkezleri turizmde en az oteller kadar aslında etkili unsurlar. Daha da etkili olabilir. Birazcık onlardan bahsedeceğim. Bunu daha organize şekle getirebilirsek hem sektör profesyonelleri hem hükümetin ilgili birimleri tarafından destek alarak aslında çok büyük bir potansiyel var. Bunu anlatmak için biraz tabii rakamlara değinmek durumundayım. İşin potansiyelinin büyüklüğünü sizlere aktarabilmek için. Öncelikle turizmin ve turizmin önemli unsurlarının neler olduğunu çok kısa anlatmak istiyorum küçük tanımlamalarla. Turist nedir? Hepimiz biliyoruz, hepimiz birer turistiz aslında. Dinlenme, tam sözlük karşılığı, dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, seyyah anlamına geliyor. Fransızca kökenli bir kelime. Turizm nedir? Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan gezidir. Yani çok basit şekliyle seyahat eden kişiye turist, bu seyahat eylemine de turizm deniyor. İnsanlar çok farklı amaçlarla şehir dışına veya ülke dışına gidiyorlar. Bulunduğunuz ülkede şehir dışına gittiğiniz zaman iş turizm oluyor. Ülke dışına gittiğiniz zaman dış turizm oluyor. Bu şekilde adlandırılıyor. Turizmin çok çeşitleri var. Ülkemiz de bunların neredeyse tamamına sahip aslında. İşte yaz turizmi, kış turizmi, kültür ve tarih turizmi, sağlık turizmi, termal turizm, kongre turizmi, İnanç turizmi, yat turizmi, adrenalin sporları turizmi gibi. Alışveriş turizmi de bunlardan bir tanesi aslında. İnsanlar münferit olarak seyahat edebilirler. Yani siz bireysel olarak, vize alarak veya vizesiz bir ülkeyi tercih ederek, ulaşım yöntemini belirleyerek, hangi zamanda ne kadar süre kalacağınızı, hangi otelde kalacağınızı belirleyerek, kendi başınıza, ailenizle veya arkadaşlarınızla bir seyahat planlayabilirsiniz. Buna bireysel münferit seyahat deniyor. Bir de bu işin organize yapıldığı şekli var. Organize turizm deniyor. Yani bu işi tur operatörleri veya acentalar vasıtasıyla yaptığınız zaman da bu iş daha organize hale gelmiş oluyor. Organize turizm deniyor. Bunu biraz daha açarsak ne demek sözlük anlamı tam? Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin ve yapılan çalışmaların tümüdür. Buna organize turizm deniyor. Aslında bu büyük ölçüde ilgili sektörün önde gelen unsurları, hükümetin ilgili birimleri, bakanlıkların nezdinde yapılabilecek büyük bir konu. Ama sektör profesyonelleri olarak bizlerin de dokunabileceğimiz, yönlendirebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz yönleri var. Bunlardan çok kısa bahsedeceğim. Organize turizmin en önemli unsurları tur operatörleri ve seyahat acenteleri nedir? Çok kısa onları da anlatmak isterim. Kendi başına tam olarak sözlük anlamıyla kendi başına ya da grup halinde konaklama, ulaştırma, yiyecek içecek gibi turizm hizmetlerini bir araya getirip paket ürünü oluşturarak bu ürünü doğrudan veya kurumlar aracılığıyla tüketiciye pazarlama ve satış yapma bilgi ve becerisine sahip kişi veya kurumlara tur operatörü deniyor. Seyahat acentaları ise kar amacıyla turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, turları ve paket turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlayabilen ticari kuruluşlar.
Ülkeler aslında birer perakende markası gibi. Nedir bu? Perakende markaları, dünya çapında olanları aklınıza getirin. Ham madde kalitesi, dizaynı, prestiji, algısı, bilinirliği ne kadar yüksekse markanın, satılabilirliği ve satış fiyatı o kadar yüksek olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda ülkemizdeki önde gelen perakende markalarının dünya platformundaki konumlandırması ve tercih edilebilirliği aslında direkt turizmdeki rakibimiz olan ülkeler İtalya, İspanya, Fransa gibi bunların markalarıyla kıyaslanması gibi bir şey. Hani ülkemizin turizmi de bu platformda o seviyedeki ülkelerle kıyaslanıyor. Dünyada turizmin odak noktası olan Avrupa'da ve Akdeniz çanağında yer alıyoruz. İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Mısır gibi ülkelerle yarışıyoruz. Tabii bunların arasında tercih edilen olmak için mutlaka farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Döviz kurları arttıkça, dövizin TL'ye karşı satın alma gücü arttıkça bu bize bir artı olarak yazıyor, avantaj oluyor. Son dönemde bunu Balkanlardan gelen turistlerde de gördük. Gerçekten çok ucuz bir ülke durumuna geliyoruz. Ucuz bir destinasyon konumuna geliyoruz. Yani uzun vadede bu güzel bir şey değil ama kısa vadede bundan faydalanıyoruz. Bir avantaj olarak düşünebiliriz. Siyasi, ekonomik, sosyolojik ve içinde bulunduğumuz pandemi gibi dünya gündeminde yaşananlar turizmi çok fazla etkiler. Yani turizm çok hassas bir konudur. Anlık olarak etkilenir her şeyden. Bir anda mesela yılbaşı rezervasyonları bir genelge çıktı. Bütün yılbaşı rezervasyonları iptal oldu. Oraya ulaşım yöntemleri işte uçak vesaire otobüs biletleri iptal oldu. Otel rezervasyonları iptal oldu. Anlık olarak yaşananlar turizmi etkiliyor maalesef. Çok hassas bir sektör. Bizim ülke olarak ve sektör olarak tabii hedef kitlemizi seçmemiz çok önemli. Son yıllardaki konjonktürde turizmimiz neredeyse Rusya ve Orta Doğu Arap ülkelerine kadar indirgendi. Tabii ne satarsanız size onun alıcısı geliyor. 2015 yılına kadar olan süreçte başardığımız turizm çeşitliliği ve turist çeşitliliğine tekrar ulaşmak için aslında çok çabalamamız gerekiyor. Ama bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Kolay olmuyor. Kısa vadede mevcut olan hedef kitle için yapılabilecek işler var. Orta Doğu ve Arap turistler için alışveriş çok önemli bir öncelik. Avrupalı turist bir tane sırt çantasıyla geliyor. Aynı sırt çantasıyla ülkesine dönüyor. Arap turist bir tane bavulla geliyor, üç tane bavulla dönüyor. Bavulları da buradan alıyor. Biz çok yaşıyoruz. İçini dolduruyor, gidiyor. Dolayısıyla bundan kısa vadede faydalanmamız lazım. Ben kendi adıma 25 yıllık bir turizmci olarak tüm tecrübelerimi, network'ümü kullanarak daha önce Viaport'ta 4 yıldır da Venezia'da turistler için tercih edilen bir destinasyon olmaya çalıştım. AVM'yi bu şekilde konumlandırmaya çalıştım. Aslında büyük ölçüde de başardım. Pandemi öncesini düşünürsek de pandemi sonrası yapılacak çok daha fazla iş var. Onu takip ederek ülkenin, dünyanın, turizmin her şeyin nabzını tutarak aksiyonlarımızı alacağız. Otelcilik formasyonundan gelen bir kişi olarak insan ağırlama ve memnuniyet kavramlarını sektörümüze enjekte etmeye çalışıyorum. Otelcilikte en birinci öncelik çalışan memnuniyetidir. Çalışan memnun olursa ziyaretçi veya müşteri nasıl tabir ederseniz onu memnun eder. Bunların bileşkesiyle de yatırımcı memnun olur. Yani çıkış noktamız, sermayemiz, her şeyimiz, çalışanlarımız. Onlara çok fazla değer vermeye çalışıyorum. Sektöre de hasbelkader insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Tercih edilmeye başladıkça alışveriş merkezi üzerinde düşünürsek en önemli pazarlama şekli olan işte kulaktan kulağa aktarım diyelim, word of mouth diye geçen İngilizce'de
Organize gelen turistler dışında münferit olarak da turistler gelmeye başlıyor. Sizin yaptığınız hareketlerin dışında bir çığ etkisi yaratıyor. Münferit olarak, hatta münferit gelenler bazen organize gelenleri geçebiliyor. Bunları uluslararası çekim gücü yaratan markalarla destekleyip Türkiye'yi alışveriş konusunda, alışveriş turizmi konusunda tercih edilen bir ülke yapmak mümkün. Alışveriş merkezlerimizi ve meşhur alışveriş caddelerimizi kullanarak, organize hareket etmeye çalışarak bunu başarmak mümkün aslında. İstanbul Shopping Fest organizasyonu bunun bir denemesiydi. Bayağı da bir denemeler yapıldı. Fakat maalesef istenen etkiyi yaratamadı. Belki bizler gibi bu platformda yer alan, direkt işin içinde sahada olan insanların katkılarıyla, onların görüşlerini alarak bunu denemeye devam etmekte fayda olabilir. Dünyada ve ülkemizde kısaca turizm istatistiklerinden bahsetmek isterim. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 1950'li yıllarda dünya genelinde 25 milyon civarında uluslararası seyahat gerçekleşiyormuş. Sadece 25 milyon. Yıllar içinde istikrarlı büyüme göstererek 90'lı yıllara gelindiğinde bu 500 milyonu aştı. 2011 yılında 1 milyarı aştı. Pandemi öncesi dönemde 2019 yılında uluslararası seyahat sayısı 1 milyar 461 milyona, uluslararası turizm kaynaklı gelirler ise 1,5 trilyon seviyesine yükseldi. İşin ne kadar büyük hacimli olduğunu göstermek için söylüyorum. 1 milyar 461 milyon seyahat oluyor. Seyahat demeyin, turizm oluyor. Yani seyahat de bunun içinde. Türkiye'deki durum şöyle. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı, tabii 2019 yılı verileriyle konuşuyorum. Çünkü 2020 yılı belki de bir örneği bir daha olmayacak bir yıl, ama istatistikleri her şeyi alt üst etti. Daha rutin bir dönem olan, son dönem olan 2019 verilerine dikkate alarak konuşuyorum. Türkiye'de 2019 yılına ait turist sayısı ve turizm geliri rakamlarına göre toplam 51.7 milyon ziyaretçi almışız. 34.5 milyar dolar turizm gelirine ulaşmışız. Turizm gelirimizin %83.3'ü yabancı, %16.7'si de yurt dışında ikamet eden Türk kökenli vatandaşlardan oluşuyormuş. Toplam gelirimizin 25 milyar 355 milyon dolarını kişisel harcamalar oluşturuyor. 9 milyar 169 milyon dolarını ise paket tur harcamaları. Dolayısıyla 25 milyara 9 milyar, yani organize turizmin daha alacak, kat edecek çok yolu var anlamına geliyor. Buradan aldığı paya bakarak konuşursak. Türkiye'nin toplam bütçe geliri, tüm gelirleri 2019'da 875 milyar lira olarak gerçekleşti. 2021'de de 1.1 trilyon olarak öngörülüyor. Toplam bu rakamın içinde turizm geliri 34,5 milyar dolar oldu. Yani TL karşılığı olarak 258 milyar lira. Yani gelirimizin, ülkenin gelirinin 1/4'ü turizmden geliyor. Bu çok önemli ve büyük bir oran. Bu kazandığımız 34,5 milyar dolar turizm gelirinin 25.3 milyar dolarını kişisel harcamalar oluşturuyor. Yani yıllık 25.3 milyar dolar olan rakamda bizim AVM'lerin de aldığı paylar bulunuyor. Bunu ne kadar arttırırsak ülke ekonomisine, turizmine o kadar aslında katkı sağlamış oluyoruz. Yıl bazında bu rakamlar sadece vurgu yapmak için ve büyüklüğü anlatabilmek için bahsediyorum. Çok önemli değil. Bir tane dosya var. Yasin'e göndereceğim. Arzu eden oradan alıp tüm verileri inceleyebilir. Tabii ki. Yıl bazında turistlerin 15 milyonu İstanbul'a, 15 milyonu Antalya'ya geldi 2019 yılında. Yani toplam turist sayımızın %58'ini İstanbul ve Antalya oluşturdu. Antalya'ya gelenler de büyük oranda 3. çeyrekte, yani Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yaz turizmi için geldiler. İstanbul'a 12 ay boyunca gelinen bir durum var. Turizmin çeşitlendirilmesi gerekliliğini bu verilerden anlıyoruz aslında. Yani ülkemizin her yerinde, her mevsimde cazibe merkezi oluşturabilecek
yerler varken, böyle bir potansiyel varken ağırlığın iki tane şehirde toplanması aslında düşündürücü. Kısa vadede, yani bunu tabii çeşitlendirmek uzun, böyle 5 yıllık 10 yıllık politikalarla, devlet politikalarıyla olabilecek bir şey. Kısa vadede sektörümüzle ilgili olarak alışveriş turizmini en azından potansiyeli olan bu iki şehirde, İstanbul ve Antalya üzerinde organize şekilde yapabilirsek mutlaka zaman içinde diğer bölgelere de yayılacaktır diye düşünüyorum. Bacasız fabrika olarak tabir edilen turizm sektöründe alışveriş turizmi çok önemli bir yer alabilir. Bunun için bizlerin neler yapabileceğini, bakanlıklar nezdinde, işte AYDBMD gibi sektörün önde gelen temsilcileriyle nasıl temasta olarak, bireysel olarak veya toplu olarak neler yapabileceğimizi ve bu kavramı, alışveriş turizmi kavramını nasıl oluşturup geliştirebileceğimizi hep birlikte düşünerek bu tip platformlarda tartışabiliriz. Bir işin ucuna bir yerden tutarak başlayabiliriz aslında. Bunu da her zaman gönüllü olarak bu tip çalışmalarda bulunmayı isterim, arzu ederim. Aslında genel olarak hani alışveriş turizmi nedir? Nasıl işliyor? Bundan bahsettim. İşin biraz tabii veri kısmı ve teknoloji kısmı var. Ondan Kürşat bahsedecek. Sonra bana döndüğünde tekrar ben Venezia'daki işlerden biraz bahsedeceğim. Evet. O yüzden ben şeyi sana bırakıyorum şu an. Çok teşekkür ederiz abi, değerli bilgiler için. Aslında bir soru da geliyordu fakat beklemeye alıyorum. İkinci bölümde seninle ilgili ikinci bölümde o sorumu sormak istiyorum. Şimdi biraz daha rakamların içine girelim. Aslında çok eski tanıştığımız Kürşat'ta şu anda benzerde bir iş yapıyoruz. Tabii ki alanlarımız farklı birbirlerinden ama biraz daha böyle istatistik, matematik, kullanıcı alışkanlıkları gibi konular benim de artık dikkatimi çekmeye başladı. Şimdi Kürşat'tan ricam şu olacak. Biz bu süreç içerisinde ne yaşadık? Yani insan alışkanlıkları mutlaka ki değişti. Bu alışkanlıklar bizi nerelere götürdü? Bunun Google bazında bazı veriler paylaşacağını biliyorum. Bu veriler üzerinden bizi biraz bilgilendirebilir misin abi? Tabii, memnuniyetle. Ben de bir kısaca kendimden bahsedeyim. 2006 yılından beri alışveriş merkezi perakende sektöründe ben de yer alıyorum. Beni bu sektöre Ercüment Bey sokmuştu, biliyorsun. Sonrasında da 15-16 yıldır neredeyse bu sektörde teknoloji tarafında yer alıyorum ben de. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezunum ben. Mümkünse sunumdan hemen hızlıca başlayalım. Sunumdan hızlı açabilirsen. Serkan'cığım. Full ekran yapabilir misin Serkan? Mümkün mü? Kontrol L. Bunu da bilme ya. CTRL ne? Tamam. Şimdi ben bugün sizlere yeni normalde müşteri deneyiminin dijital perspektiften nasıl değiştiğinden bahsedeceğim. Bir sonraki sayfaya geçersek eğer mevcut durumla biraz başlamak istiyorum. Bir doktor gibi bir analiz yapalım. Yani mevcut durumu bir ortaya koyalım. 51. hafta itibariyle giriş sayılarına baktığımız zaman alışveriş merkezlerinde %75, mağazalarda ise %60'a yakın ayak sayılarında, footfall sayılarında azalma var. Ama buna nazaran şöyle baktığımızda ciro sayılarında cirolar bu kadar fazla düşmedi. Ekim sayılarını mesela bahsetmek gerekirse Ekim'de sayılar %35 kadar düştü footfall sayıları. Ama AYD'nin açıkladığı ciro endeksinde Ekim sayısı geçen senenin Ekim sayısına göre yüksek. Bu aslında bize şunu gösteriyor. İnsanlar alışveriş merkezine gelmeyi güvenlik ve hijyen nedenleriyle biraz geriye çekilse de aslında daha ihtiyaç tabanlı, ihtiyaçlarını giderme anlamıyla geliyorlar ve footfall sayıları düşse de dediğim gibi cirolar o kadar o yüzdeyle etkilenmemiş durumda. Bir sonraki sayfaya geçelim. Müşteri davranışlarının nasıl değiştiğinden bahsedeceğim. Tabii burada müşteri davranışları derken yani bu iş derya deniz olduğu için ben iki tane konu başlığından alacağım. Buradaki amcamızdan da gördüğünüz gibi herkes artık online'da. Herkes cep telefonundan,
bir şeyler sipariş ediyor, arama yapıyor. Bu deneyimi herkes 7'den 70'e hissetmiş durumda. Pandemi öncesinde bu kadar yüksek bir penetrasyon yoktu. İki konu başlığından bahsedeceğim dedim. Birisi dijitaldeki yerel aramalar, yani local search dediğimiz kategori. İkincisi de erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve mağaza teslimiyle alakalı konuya gireceğiz. Yerel aramalardan bahsedelim. Yerel aramalara baktığımız zaman bu veriler Google'ın global kaynak verileri. Biz Google çözüm ortağı olduğumuz için bazı verilere erişimimiz var. Bu veriler diyor ki insanların %42'si bir mağazayı ziyaret etmeden önce bu mağaza açık mı, kapalı mı, değil mi diye bakmak ister. Son bir hafta içerisinde, ikinci veriye baktığımızda son bir hafta içerisinde bir mağazayı ziyaret eden insanların %90'ı mutlaka bir online arama yaptıktan sonra mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. Akıllı telefonlarda ise şöyle bir oran var. Eğer bir insan akıllı telefonundan bir arama yapıyorsa, bir perakende ile alakalı, bir ürünle alakalı, mutlaka bu ürünü satan bir mağazayı bir gün içerisinde ziyaret ediyor. Bu bize aslında şunu söylüyor. Akıllı telefon demek mobilite demek olduğu için muhtemelen bu kişi Levent'te o ürünü arıyor. O ürünü satan mağazayı bulduğunda da hemen bir gün içerisinde 24 saatten kısa bir sürede mağazayı ziyaret ediyor. Altta iki tane sayı var. Bunlar şunu gösteriyor. Birincisi yakınındakiler, yani near me anahtar kelimesiyle yapılan aramalarda geçen yıla göre iki kat artma var. Bu şu aslında, mesela Apple Watch yakınında veya Nike Air Max yakınında diye aratıyorlar. Yani eskiden sadece Air Max diye aratan insanlar artık yanına bir de yakınında diye aratıyor. Yerel işletmeleri destekleyin aralık anahtar kelimesinin ise 200 kat artmış olduğunu görüyoruz. Bu aslında bize şunu söylüyor. Müşteriler, tüketiciler lokal mağazalarla alakalı, esnafla alakalı bir hassasiyet ortaya koyuyor. Yani siz bir mahallede oturuyorsanız, böyle bir arama yapıyorsanız muhtemelen köşedeki bakkal, tuhafiyeci, dükkan veya AVM için bir endişe, oranın kapanacağı, oranın artık iş yapamayacağı konusunda bir hassasiyet ortaya koyuyorsunuz demektir. Bu önemli bir veri. Bir sonraki sayfaya geçelim. Ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve mağazadan teslim alma aramalarında nasıl bir değişim var ona bakacağız. İnsanların %68'i Google'a göre, bu Google'ın bu sene ortaya çıkarttığı, hatta Ekim verisi, Google diyor ki insanların %68'i bir mağazaya gitmeden önce mağazanın konumunu, adresini, telefon numarasını, e-mailini, mağazada hangi ürün var, stok durumu nedir'i kontrol etmek istiyor. İnsanların %81'i ise hayatlarında en az bir kere hem online'dan hem offline'dan alışveriş yapmışlar. Örneğin Boyner'in hem web sitesinden de alışveriş yapan insanlar demek bu, hem de mağazasına gidip alışveriş yapan insanlar anlamına geliyor. Bir de online'dan alışverişini yapıp teslimatı mağazadan yapanlar insanları gösteriyor burası. Yani insanların %81'i en az bir kere hayatında böyle bir davranış sergilemiş. Bunun 3 tane nedenini koymuş ortaya Google. Google diyor ki bunun sergileyen insanların nedenlerinin %47'si kargo maliyetinden dolayı, %44'ü zaman kazanmak amacıyla, yani kargoyu beklememek, yanlış ürün gelirse iadesiyle uğraşmamak için, stok sorunu yaşamamak için de insanlar bir ürünü online'dan teslim alıp mağazasından gidip online'da satın alıp mağazasından da teslim almayı tercih ediyormuş. Mağazadan teslimat anahtar kelimesinde de 30 kat artış var. Yani eskiden insanlar mağazaya gitmeyi tercih ediyordu. Böyle bir arama yapmaya, belki Google'da arama yapmaya ihtiyaç duymuyordu ama artık mağazadan teslimat özelliği var mı araması 30 kat artmış görünüyor. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi çok fazla enseyi karartmaya gerek yok. Yani sayılar düştü, insanlar online'a kaydı falan filan ama hala sektör kendi içerisinde eğer verileri okumayı başarırsak belli fırsatlar ortaya koyuyor. İlk slide'da bahsetmiştim hatırlarsanız. Kişi sayılarında %75, %60'lık mağazalarda, AVM'lerde düşüş var ama cirolarda o kadar düşüş yok. Bu bize aslında bir fırsatı ortaya koyuyor. İnsanları aradıklarını bulabilir, erişilebilir hale getirirsek eğer, bu bizim için büyük bir fırsat demek. Önce bu fırsatı müşteri tarafından bir bakalım isteyeceğim bir sonraki sayfada. Omnichannel müşteriler. Şimdi omnichannel terimini bir ortaya koyalım. O kavram bir karışmasın. Omnichannel
çok kanallılık gibi çeviriyoruz Türkiye'ye ama aslında Türkçe'ye ama aslında omnichannel şu demek, bir mağazanın ya da markanın dijitalde de, mobilde de, fiziksel mağazasında da müşterisine aynı tutarlılıkta fiyat, müşteri deneyimi, ürün özelliklerini sunabilmesi anlamına geliyor. Yani siz Boyner'in web sitesinde bir ürünü başka fiyat, mağazasında başka fiyat, mağazasında alışveriş çok hızlı ama web sitesinde çok kötü, bu omnichannel'ı bozan bir şey. Omnichannel aslında bunların birbirleriyle, dijitalin ve fizikselin birbiriyle tutarlı olmasını anlamına geliyor. Bir anketimiz var. Siz hangisiniz diye soruyoruz. Yani sadece mağazadan mı, sadece online'dan mı, yoksa ben ikisinden de alışveriş yaparım mı diye bir sorumuz var. Bunu cevaplarsanız çok seviniriz. Şimdi omnichannel müşteri, yani mağazanın web sitesinden de mağazasından da, fiziksel mağazasından da alışveriş yapan müşteriler çok değerli müşteriler. Neden? Yine Google'ın da çözüm ortağı olan Criteo, dünyanın en büyük araştırma ve reklam şirketlerinden birisi, diyor ki omnichannel müşteriler, yani ikisinden de alışveriş yapan müşteriler, sadece mağazadan alışveriş yapan kişilere göre 3 kat daha fazla harcar. Sadece web sitesinden alışveriş yapan insanlara göre 7 kat daha fazla harcar. Burada çok değerli bir müşteri portföyünden bahsediyoruz demektir. Bu müşterilerin aslında daha sadık olduklarını, markaya ve markanın sunduğu hizmetlere daha sadık olduklarını görüyoruz. Bu müşterilerin %23'ü tekrar alışveriş yapmaya, tekrarlayan alışverişler yapmaya ve markayı, ürünlerini çevrelerine, ailelerine, eşlerine, dostlarına tavsiye etmeyi tercih ediyorlar. Ve yine Google'ın ve Criteo'nun bir araştırma sonucunda insanların globalde %73'ü en azından bir kere bu deneyimi gösteren müşteriler globalde tüketicilerin %70'i olarak görünüyor. Bu işe bir de perakendeci tarafından bakalım bir sonraki sayfada. Omnichannel perakendeci, yani hem fizikselde hem dijitalde aynı deneyimi, aynı müşteri memnuniyetini yakalayabilen, sunabilen markaların ne gibi avantajları var? Şimdi yine müşteri tarafından bir bakarsak şöyle diyoruz yine Google kaynaklarında. Fiziksel konumu da olan perakendeciler daha şanslı. Bunu aslında halo efekt diyorlar. Halo efekt şu demek, eğer bir perakendecinin sadece web sitesi varsa ama rakibinin hem fizikseli hem de web sitesi varsa, fizikseli de internet sitesi de olan perakendeci daha şanslı. Çünkü insanlar ürünleri mağazada görüp bazen web sitesinde satın almayı bitirebiliyor. Ya da ürünü web sitesinde görüp, ya ben bu ayakkabının 43'ü mü olacak, 42'si mi olacak emin değilim, bir gideyim mağazasında göreyim'i tercih edebiliyor. İnsanların %61'i fiziksel konumu da olan mağazalardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Çünkü ürünü geri iade, deneme, görme, koklama, bazen bir dokunma deneyimini maalesef online yerine getiremiyor. Aslında bu bizim sektörümüz için, yani AVM ve fiziksel perakende için bir fırsat, bir avantaj. İnsanların %80'i de eğer acil bir ihtiyacı varsa fizikselden çözmeyi, yakınında bir mağazadan hemen gidip çözmeyi tercih ediyor. Yani Yasin'in doğum günü diyelim ki, ne zamandı Yasin'in doğum günü? 11 Aralık. 11 Aralık, geçmiş. Şimdi seni mesela 10 Aralık'ta ben doğum gününün olduğunu hatırladım. Ne yapacağım? Web sitesinden alsam 3 gün sonra gelecek vesaire, bunu beklemek yerine hemen gidip fizikselden ürünümü alıp Yasin'in ihtiyacını, Yasin bir haftadır bak senin için bu ürünü arıyordum deyip olayı çözmeye çalışıyorum. Bir de sizin de bildiğim kadarıyla bu konuda bir Geek Door'da bir çalışmanız var. Yani evet, perakendeyi dijital olarak perakendenin sunduğu fırsatları, kampanyaları vesaireyi flyerlarla, broşürlerle veya işte kağıt çıktılarıyla değil de direkt olarak müşterilerin veya AVM'nin çalışanlarını direkt önüne düşürmek gibi bir çalışmanız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, doğru. Yani mağaza personelleri, iç müşteriler olarak nitelendirdiğimiz mağaza personellerinin cirodaki payları alışveriş merkezlerine göre değişkenlik gösteriyor ama %5 ile %8 arası baz alınabilir. Çok ciddi bir sayı. Evet, çok ciddi bir sayı ve şu anda footfall'un bu kadar düştüğü bir dünyada, yani dış müşterimizin aslında düştüğü dünyada iç müşterinin önemi kat be kat arttı. Biz de aslında buradaki açığı kapatmayı planladık. Çok basit bir şekilde, çok basit bir reklam verip işte ben Mado'yum, %20 indirim yapıyorum iftar menüsünde, gel vatandaş deyip push notifikasyonu çalışanlara.
çalışanlara ulaşabiliyorlar tabii. Güzel. Şimdi bir sonraki sayfada da ben çok uzatmadan hemen önerilerimize geçeceğim. Tabii ki önerilerim de yine kendi bulunduğum perspektiften olacak. Şimdi ne dedik? Müşteriler online'a kaydı, online'da arıyorlar, online'a bakıyorlar, online'da da fizikselde de varlar. Yani fizik online'a tamamen geçtiler diye fizikseli terk ettiler anlamına gelmiyor. Burada AVM'lere ve perakendecilere iki tane öneri kendi bulunduğum koltuktan söyleyebilirim. AVM'ler için ne diyebilirim? Alışveriş merkezinizin kart planlarını, mağazalarını, mağaza erişim bilgilerini, iletişim bilgilerini, servislerini, işte VC'ler nerede, mescit nerede, işte terzi nerede, koton nerede, bu veriyi bir kere dijitale taşımanız lazım. Dijitale taşımanız lazım derken de kendi kendinize mobil uygulama yapmak da bir tercih. Ama zaten insanların cebinde olan Google Maps, Apple Maps gibi platformlara AVM'nin kat planlarını taşıyabilirsiniz. Burada bir örnek var. Akmerkez solda öncesi tarafında böyle boş bir arazi gibi görünüyordu. Şimdi mesela biz Apple Maps'e ve Google Maps'e taşıdık Akmerkez'i. Kat planlarına, mağazalarına Google Maps'ten veya Apple Maps'ten ulaşabiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir uygulama indirmenize gerek yok. Eğer iPhone alıyorsanız, yani cebinizde iPhone varsa paketinden çıkarttığınızda Apple Maps var zaten. Google Android bir telefonunuz varsa da açtığınızda paketi içinde Google Maps var. Yani müşteriye bir uygulama indirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ve adamın her zaman, müşterinin her zaman cebinde olan bir uygulamaya girmek, yeni bir uygulama yapıp onu indirtmeye çalışmaktan çok daha az maliyetli. Siz takdir edersiniz ki. Mağazalar tarafında ne yapılabilir? Bu çok yeni bir konsept. Biz bu Apple Maps ve Google Maps AVM haritalarını birkaç yıldır yapıyoruz. Yani benim 150'ye yakın müşterim var bu alanda. Globalde 7 tane ülkede hizmet veriyoruz bu işte. Mağazaların ürünlerini ve stoklarını da, fiziksel mağazanın ürün ve stoklarını da Google'a taşıması, Apple'a taşıması gibi bir konsept gelişmeye başladı. Bu pandemiyle beraber de biraz arttı. Biz de bu konuya da biraz yatırım yapıp burada da iş yapmaya başladık. Mağazalarda, AVM'nin dışında mağazalarda mağazalarının verilerini, telefonunu, kategorisini, adres bilgilerini, açılış kapanış saatlerini ve mağazada hangi ürün satılıyor, kaça satılıyor, ürün bilgilerini, detaylarını eğer bu büyük platformlara servis ederlerse bu büyük platformları kullanan müşterilere, tüketicilere direkt olarak erişme imkanı elde ediyorlar. Tabii burada bu veriyi bir kere sağlamak yetmiyor. Bu veriyi sürekli güncellemek lazım. Alışveriş merkezi yöneticisi veya operasyoncusu olan herkes bilir ki AVM'lerde yaklaşık %10-%15'lik bir sirkülasyon vardır. Mağaza girer, çıkar, büyür, küçülür. Bazen yürüyen merdivenin yerini bile değiştirirsiniz. Bu mağaza tarafında daha da dinamik. Yani mağazada satılan ürün her çeyrekte, her haftada, her ayda, her kampanya döneminde değişir. Bu veriyi sürekli verip güncel tutmak lazım. Ben bir mühendis olduğum için de işin analitik kısmı bana en heyecanlı ve en önemli geliyor. Buradaki müşteri deneyimini, insanların en çok hangi mağazayı, hangi kategoriyi, hangi ürünü, hangi detayı aradığını eğer dinlemeyi başarırsak, insanlar mağazaya gelmeden önce bununla ilgili aksiyon almayı başarırız. Yani eğer sizin alışveriş merkeziniz için insanlar genelde kişisel bakımla alakalı mağazaları arıyorsa, demek ki sizin burada mağaza karmanızı biraz yoksa böyle bir kiracınız bunu tamamlamanız gerekiyor. Veya bir mağazasınız, baktınız ki insanlar kazak bakmaya başladı online'da. Benim kazak stoğum var mı mağazada? Yok. O zaman demek ki eğer Akasya'nın örneğin, Akasya'nın etrafındaki insanlar kazak aramaya başladıysa Akasya'da kazak satma ihtimali olan mağazanın stoğuna kazak ürününü sokması gerekiyor ve bu veriyi dinleyerek sürekli olarak müşteri deneyimini iyileştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili Tayvan'da, en son bunu da söyleyeyim, Tayvan'da mesela L'Oreal mağazalarında L'Oreal bir çalışma yapmış. Mağaza ürünlerini, mağaza verilerini, ürün detaylarını dijitale taşıyarak, sürekli güncel tutarak mağazalarda 2,5 kat ciro artışı yakalamış adamlar. Yine bu Google verisi. Onu da isteyen olursa ayrıca case study'yi paylaşırım. Ben de Yasin üzerinden. Nasıl? Tamam, hızlı mıyım? Yok. Gayet iyisin abi. Gayet iyisin. Teşekkürler. Şimdi tekrardan Oğuz abi sana döneceğim. Pandemi sonrasında
alışveriş merkezi. Şimdi Venezia örneğinden gidecek olursam, turizm geliri aslında alışveriş merkezi. Venezia'nın çok önemli bir aseti. Bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biraz önce kullanıcı alışkanlıklarını dijital ortam için en azından Kürşat çok güzel bir şekilde özetledi. Bundan sonraki süreçte Venezia ve Oğuz Bey ne yapacak? Aslında şöyle, pandemi sektörle ilgili birçok gerçeği, bir kısmı da acı gerçekler hatırlamamızı veya öğrenmemizi sağladı. Aslında ülke olarak AVM arzımız talebe göre çok fazla. Yeni bir AVM yatırımı yapıldığında işte olmazsa olmaz yerli markaları koyuyorsunuz. Sinema, teknoloji, bowling gibi eğlence unsurlarını koyuyorsunuz. Yapı, market, eczane, hizmet sektörü gibi unsurları koyuyorsunuz, kiralamaları yapıyorsunuz. Bunlar zaten toplam metrekarenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. AVM faaliyete geçiyor. Ondan sonra yapılan kiralamaların işte bölgesellik, ziyaretçi profili, ihtiyaç unsurları gibi faktörler fazla dikkate alınmadan yapılıyor. Yani pandemi öncesinde en azından durum böyleydi. Bunu görüyorduk. Pandemi süreci insanlara kendi kabuğuna çekilme ve kendi potansiyelini görme fırsatı diyeyim aslında. Olumsuz bir şey ama böyle bir fırsat oldu. Bunu yarattı. Bu ne demek? İnsanlar 1 Haziran'da tekrar ilk kısıtlamalardan sonra faaliyete geçildiğinde insanlar çoğunlukla kendisine en yakın AVM'lere gider oldu. Biraz önce Kürşat'ın bahsettiği oranlar var. Google'da aramalarda bile en yakın nerede işte diye arama yaparak belki 2 kat, 3 kat, 4 kat daha fazla buna odaklanır oldu insanlar. Uluslararası ve şehirler arası dolaşım da durdu. Belli bir ziyaretçi kitlesinde online'a kaptırdık aslında. Yani online oranları işte %15'ler, belki 20'ler bazı sektörlerde seviyelerine çıktı. Tabii bunlar zamanla geri gelecektir ama hayatımızda belki 10 yılda gelecek süreci 3-4 ayda geçmiş olduk online ile ilgili. Dolayısıyla alışveriş merkezleri kendi kemik ziyaretçi potansiyelini görmüş oldu. Bu gerçeği bilerek bundan sonra çevresel faktörleri nasıl değerlendireceğimize, işte SWOT analizler yaparak güçlü yönlerimizi nasıl öne çıkarıp zayıf yönlerimizi nasıl elimine edeceğimize daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Yakın çevresinden beslenen alışveriş merkezleri, konum olarak örnek veriyorum, bu veriler doğru olmayabilir ama hani algıda öyle en azından. Ataşehir gibi, Ataköy gibi gelir seviyesi yüksek ve ayak sayısında, mesafesinde fazla nüfus olan alışveriş yerlerdeki alışveriş merkezleri ve pandemi öncesinde çok fazla turiste bağımlı olmayan alışveriş merkezlerindeki düşüşler önceki yıllara göre çok da radikal olmadı diğer AVM'lere göre. Bu sadece bir gözlem ve örnek belirttiğim gibi. Yakın çevresinden beslenemeyen AVM'ler, biz de bunlardan biriyiz. Tüm dünya kendi kabuğuna çekildiği için ve sadece kemik ziyaretçi kitlemize kaldığımız için, muhtaç kaldığımız için tabii daha ciddi anlamda kayıplarımız oldu. Aslında hedef kitlemizi belirlemek ve o kitleye nasıl hitap edeceğimizi bilmek çok önemli. Kemik ziyaretçi kitleniz, yakın civardan gelen insanlar sizi beslemiyorsa ne yapmanız lazım? Kabuğunuzu kırıp daha uzak mesafelere, daha farklı kitlelere hitap etmeniz gerekiyor. Bunda pazarlama ve iletişim stratejisi çok önemli. Çok iyi bir alışveriş merkezi yönetimi çok önemli. Olmazsa olmaz. Özellikle son dönemde yaşadığımız pandemi sürecindeki her gün çıkan yeni bir kural, kanun, yasa işte vesaire, bunların uygulanması, sahaya yansıması çok ciddi anlamda bizleri yordu. Ama başardık. Bunlar olmazsa olmaz, insan sağlığı hep odak noktamızda. Bunu sağladıktan sonra çok çok iyi bir
iletişim ve pazarlama stratejisi oluşturmamız gerekiyor. Ben Venezia'da hep bunu yapmaya çalıştım. Pandemi öncesinde de, şimdi de, sonrasında da devam edecek. Çünkü bizim yakın çevremiz bize yeterli olmuyor. Evet. Özellikle turist çekmeye çok çabaladım. İstanbul Avrupa yakasının en önde gelen atleti olma hedefimiz var. Bu yolda ilerliyoruz. Bunda da turistlerin çok büyük önemi var. Bizim konu başlığımız bu sebeple bu. İşte atlet oluşumuz, SWOT analiz dedim. SWOT analizi hep güncellerim, yaparım ve güncellerim. Pandemi sürecinde açık bir konsept oluşumuz çok avantaj oldu. Kapalı alışveriş merkezlerine göre. Bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Atlet oluşumuz bir avantaj. Her dönem bir avantaj. Bunu kullanmaya çalıştık. Bütün iletişim, pazarlama stratejimizi bunlar üstüne kurduk. Marka karmamızla ilgili de aldığımız verilerle bir takım revizyonlarla, desteklerle marka karmamızı da bu doğrultuda daha da güçlendireceğiz. İlk seansta verdiğim bir oran vardı. Bir turist, aslında turist demeyeyim de Arap diyeyim de ağırlıklı Orta Doğu ve Arap kökenler bunu sağlıyor. Bir Arap 12 Türk gücün 12 Türk kadar alışveriş yapıyor. Yani bu bizim istatistiğimiz. Yani özellikle yaz döneminde mesela geçen sene Temmuz-Ağustos aylarında çılgınlar gibi yani bizde neredeyse kafeler bile bavul satar olmuştu. Biz de bunun önüne geçmemiştik. Yani her yerden bavul alabiliyordunuz. Çünkü gelen Arap 3-4 tane bavul alıp alışverişini yapıp gidiyordu. Bununla ilgili çok ilginç böyle enstantane fotoğraflarımız da var. Tamamdır Oğuz Bey. Çok kısa bağlayacağım. Sektörümüzle ilgili yeni dünyada insanlar en azından bir süre sosyalleşmeden ziyade alışveriş odaklı olarak ve daha az sıklıkla alışveriş merkezlerine gidecekler. Mesela spor giyim, casual giyim biraz daha ön plana çıkacak. Bunu gördük gibi. Ve teknoloji biraz daha hayatımızda öncekine göre daha fazla olacak. Bu anlamda sana da teşekkür ederim. Bu GİK uygulamaları biz de bir senedir kullanıyoruz. Faydasını çok görüyoruz. Hayatı kolaylaştırıyor. Belki maliyetleri kısmı anlamında daha az kişilerle çalışacağımız için bu dönemde ve bundan sonrasında teknolojiden faydalanmak daha önem kazanıyor. Kürşat'ın da yaptığı, verdiği örnekler var. Benim anlatacaklarım bunlar. Soruları herhalde Kürşat'ın son konuşmasından sonra alırız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abicim. Sağ olun. Kürşat'cığım, pandemi sonrasında enseyi karartma diye antiparantez evet. Belirttin. Evet. Sağ ol abi. Pandemi evet. Sonrasında peki, yani ben burada şunu duymak istiyorum senden. Kürşat bir mall management yapıyor olsa, marketing planını mesela Mart sonu, Nisan başı için nasıl bir program yapardı? Bir kere benim söylediğim bazı sayılar oldu. Gördüğünüz gibi yakınımda aramaları arttı. İnsanlar dijitale daha fazla yöneldiler. Ama belli bir fırsatlardan da bahsettim. Fırsatlar nelerdi? İnsanlar acil ihtiyaçları için bir ürünü denemeleri gerektiği zaman da fizikseli tercih ediyorlar. Bu globalde de böyle, sadece Türkiye için veya Amerika için böyle değil. Ben kendi perspektifimden eğer bir alışveriş merkezi yöneticisi olsaydım, ki 15-16 yıllık da deneyimim var, herhalde bir şeyler söyleyebilirim diye düşünüyorum bu konuda. Ercüment abi burada, ona göre konuş. Evet, az önce bana özelden de yazmış bir şeyler. Sağ olsun. Neler yapardım? Bir kere dijitalleşmeyi yakalaman gerekiyor. Eğer sen dijitalde yer almazsan, müşterilerin için, tüketiciler için dijitalde erişilebilir olmazsan, ya senin en azından, mesela ben bir örnek vereyim, ad vermeyeyim ama bir örnek vereyim. Levent'te bir alışveriş merkezinde Türkiye'nin en büyük perakendecilerinden birinin mağaza verisi 3 tane var. Hangisi doğru belli değil. Telefonu mu doğru, adresi mi doğru, yoksa katı mı doğru, hiçbiri belli değil. Yani ben geçtiğimiz günlerde mesela bir müşteri olarak işte bir hediye gelmişti. Bu hediyeyi değiştirmek için mağazanın web sitesine girdim.
mağazanın benim ve şuralarda mağazam, dükkanım var dediği yerlerin üçünü ziyaret ettim. İkisinde öyle bir mağaza yok. Yani kapanmış. Ama adam güncellememiş kendi mağaza, web sitesinde, perakendeci. AVM'ye gittim. İşte Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezi. Diyor ki benim diyor bu gömlekçi bende var diyor. Gittim. O gömlekçi yok orada. O gömlekçi orada olmadığı için ben bir müşteri olarak kandırılmış gibi oluyorum. Dolayısıyla verinin tutarlılığı ve güncel olması ve kaliteli olması çok önemli. Çünkü artık insanlar cep telefonlarından hızlıca bakıp sonucu alıp ziyaretlerini yapacaklarsa da buna göre yapacaklar. Şöyle bir ekstra bir veri vereyim, sonra sana paylaşayım şeyi. Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden birisi vardır, Andreessen Horowitz diye. Bunlar Silikon Vadisi'nin en büyük yatırımcıları. Bir grafik vardı. Televizyonun %75'lik popülasyon penetrasyonu 50 yılı falan almış. İnternetin 10 yıl almış. Cep telefonlarının ise internetin 20-25 yıl almış aynı penetrasyona ulaşması. Mobilin bu penetrasyonu yakalaması yaklaşık 7 yıl. Yani herkes mobilde artık. Yani mobil öncelikli değil, direkt olarak mobil üzerinde insanlara bir deneyimi tutarlı ve doğru sağlamak lazım. Ben bir perakendeci olsam, bir AVM olsam, bunlar birbirlerinden ayrılacak şeyler değil. Perakendeci yoksa AVM yok yani. Eğer ben bir AVM müdürü olsam, perakendecilerimin hepsine lütfen internetteki görünürlüklerinizi, mağazalarınızı, mağaza verilerinizi, yapabiliyorsanız ürün ve stok verilerinizi sağlayın. Çünkü bu günün sonunda AVM'ye trafik ve trafiğinin de satışa dönüşmesini sağlayacak. Onu yani AVM'ye ve mağazaya trafik çekmek istiyorsan ve trafiğin alışverişe dönüşmesini istiyorsan bilgi tutarlılığını, bilgi güncelliğini sağlaman lazım. Yani çok zor bir şey değil aslında yapacak. Evet, evet. Aslında Twitter'da bile yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da yanlış verilerle ilgili atılan Twitter'ların bunların fake olduğu ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Twitter'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani tabii. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için böyle bir şey başlatıldı. Bu da aslında bize diğer alanlardaki gelişimin de bu yönde sağlanacağını gösteriyor. Yani biz yıllardır internete sürekli veri yükle, veri yükle, veri yükle ama o verinin doğru olup olmadığını denetleyen hiçbir kurum olmadığı için orada bir bilgi çöplüğü var. Ve o çöplüğü şu anda temizlemeye çalışıyor kurumlar. Bu arada Akın Bey bir soru sormuş. Dijital uygulamalarla ilgili işbirliği yaptığımız AVM'lerde perakende markalarının katılım ve veri paylaşım oranı nedir demiş. Bunu izin verirseniz ilk önce ben Geek adına bir şey yapayım. Tabii senin burada verin çok fazla. Ben kendim mute alıyorum. Sen devam et abi. O sorun ilk kalabilir abi. Akın Bey şöyle söyleyeyim size. Bizim şu anda 30 binden fazla kullanıcımız var. Yaklaşık 15 alışveriş merkezinde. Sistemimize dahil olmayan bir mağaza bile yok. Çünkü çok ciddi bir kolaylık sağlıyoruz onlara. Yani şöyle bir dönemde alışveriş merkezleri bugün kapalı. Mesela Oğuz Bey şu anda kiracılarına bir yazı çıkmak istese nasıl yapacak? Yapamaz. Ama Oğuz Bey Geek kullanıcısı olduğu için, bu portföydeki en önemli projelerden birinin yöneticisi olduğu için sadece cep telefonunu eline alarak tüm projedeki çalışanların hepsine bir bilgilendirme mesajı gönderebilir. Alışveriş merkezini yarın açmıyoruz dediği takdirde enter'a bastığında bir dakika içerisinde tüm çalışanlarına ulaşabilir. Aslında iletişimin ne kadar önemli olduğunu burada vurgulamaya çalışıyorum. Allah göstermesin. Hani bir terörist saldırısı ya da bir doğal afet durumunda haberleşme. Örneğin burada şu anda çok sevgili dostum Eren de var. Eren Noyan Puma'dan. Mesela bu ilk karar alındığında işte hafta sonu kapanacak, işte hafta içi şu kadar saat açık kalacağız falan filan durumları olduğunda beni aradı. Dedik ya abi alışveriş merkezleri ne yapıyor? Bu hafta sonu açık mı kapalı mı? Çünkü bilgi yeni geldi. Doğru teyit etme şansını bulamadı. Ve sürekli olarak oradan buradan bilgi teyit etmeye çalıştı perakendeci olarak. Ama bu tür platformlar sayesinde çok daha efektif bir şekilde kullanılabiliyor diyebilirim ben kendi adıma. Oğuz Bey ve Kürşat Bey'in ekleyecekleri bir şey varsa alayım. Ekleyeyim mi? En son konuştuğum için sonra Oğuz Bey'e şey yapayım. Olur mu? Oğuz Bey uygun mu? Olur tabii ki. Tabii. Dediğin çok önemli.
Alışveriş merkezi açık mı, değil mi? Kaçta açılıyor? Hafta sonu mu kapalı? Hafta sonu mu açık? Nedir falan gibi. Bu veriyi dijitalde güncellemek o kadar kolay ki. Yani bu veriyi güncellemeden müşterinin sizinle ilgili veriye ulaşmasını beklemeniz zor. Eğer siz müşteriye yanlış veriyi sunuyorsanız da güvenilirliğiniz düşüyor. Yani güvenilirliğiniz düştüğü zaman da bu sefer pandemi sonrasında aynı adamı artık dükkana AVM'ye beklemeyin. Yani o adam artık kendisine doğru söyleyen, dijitalde daha erişilebilir olan mağazalara kaçacak. Yani pandeminin ilk Haziran'da falan bir açılmıştık ya, orada bir revenge selling diye bir şey vardır. Revenge buying. Ne diyorlar ona? Yani intikam alımı. İntikam satışları. Şimdi inşallah aşı falan işe yararsa bir revenge selling o kadar olmayacak ama ufak bir revenge selling olacak. İnsanlar tekrardan bir sosyalleşme ihtiyacı duyacak. Ama bu pandemi döneminde elde ettiği müşteri deneyimlerini, bunu dijital falan diye düşünmeyin. Bir insan sonuçta bir insan ve deneyimlerini süreç içerisinde aktarıyor. Eğer bu deneyimlerini devam ettirecekse, ki bence devam ettirecek, en azından %80'ini, %75'ini devam ettirecek pandemi döneminde elde ettiği, bu deneyimlere uygun hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa o %75'lik müşteri sizin için artık yok hükmündedir. Evet. Yani dijital ortamda bir bağ kuruldu ve bu bağ kim daha sıkı tutarsa o kadar faydasını görecek diyorsun. Şöyle örnek vereyim, evinden örnek vereyim. Benim annem Getir, Migros, neon1.com bayağı böyle alışveriş yapıyor. Geliyor, ürünler geliyor, teslim. Anne bir şeye ihtiyacın var mı diyoruz. Yok, getir getiriyor, ne gerek var diyor. Hani benim bile istemiyor artık yani. Şey, hani yormak istemiyor. Çünkü riske atmak istemiyor beni de kendini de. Ve bunu yapan bir hizmet var diyor. Ha tamam, pandemi kalktıktan sonra inşallah yakın zamanda olur. Hava almak için dükkan gezmeye gidecek. Ama yorulduğunda da ya ben pandemide getirden söylüyordum. Getirden söylemeye devam edin diyecek. Artık o köşedeki evet yani o artık cebinde abi. O cebinde yani o uygulama. Ve siz de aynı şekilde getir gibi cebine ulaşılabilir olmanız lazım. Aksi takdirde o müşteri sizin için dediğim gibi yok hükmündedir. Ben tekrar kendimi mühürlüyorum, sorun yoksa. Sorun yok abi. Oğuz abiciğim, şimdi sana dönüyoruz. Aynı soru. Ya aslında pandemi tabii ki bitecek, bir gün gelecek, bitecek. Ne zaman olacağını kimse söyleyemiyor ama nasıl hani virüs kapan vücutlarda bir takım arızalar bırakıyorsa mutlaka bizim sektörle ilgili de toplumsal yaşamla her şeyle ilgili bir takım arıza veya avantajlı durumlar olacaktır bundan sonrası için. Artık eski normal diye bir şey bence olmayacak hayatımızda. Bununla birlikte yaşamaya alıştık. Haziran'daki durum çok daha fluydu. Kaygılar çok daha fazlaydı. Son kapanışta herkes hani geçmiş tecrübelerle neredeyse bir yıl oldu. Kapandık. Yani bir tık sonrası bunun, hani bir tık öncesi Ekim ayı diyebiliriz, Ekim ayında insanlar tedbirlerini alarak normal hayata bayağı bir katılım şeklinde yaşamaya başlamışlardı. Biz de verilerle bunu görüyorduk. Sepet ortalamaları çok fazla arttı. Cirolar ciddi anlamda yükseldi. Ayak sayıları düşüyor olmasına rağmen. Yani üç parametrenin de bir arada olması önemli. Ayak sayısı, işte ciro ve dolayısıyla sepet ortalamalarının yüksekliği önemli bizler için. Bundan sonraki süreçte de insanlar çok da sıkıldılar bu süreçten. Evet, ve tedbirlerini aldıkları zaman ben ilk günden beri hep sahadayım. Çekirdek kadromla birlikte. Zaman zaman arttı, zaman zaman azaldı. Kendimizi koruduk. Çok şükür bir şey olmadı. Bu bilinçle insanlar hani daha kısa sürede aslında normal hayata, eskiye yakın hayata döneceklerdir. Online tarafla ilgili geri dönüşler olacaktır. Gene Kürşat'ın ilk sunumda anlattığı oranlara katılıyorum. Hani bizim insanımız özellikle dokunarak, hissederek, duygularıyla da alışveriş yapıyor. O revanş alışverişi dediğiniz gibi hani artık o kapanmışlığın verdiği sıkıntıyla gidip para harcamak isteyen de olabiliyor sadece. Ve aldığını yanında alıp götürmek istiyor insanlar. Hani online sipariş veriyorsunuz, geldi gelmedi, üstüme uydu uymadı vesaire, uğraşmak biraz sıkıntılı.
o geriye doğru gelecektir ama başta da bahsettiğim gibi hani belki 10 senede kat edeceği yolu 6 ayda kat etmiş oldu. Ama belli bir oranda kalacaktır diye düşünüyorum. En azından bizim ülkemiz için. Burada özür dilerim abi, bitirdin zannettim. Evet. Burada bir selam da göndermek istiyorum. Çok sevgili dostum Emre'ye. Emre'lerin Easy Point hizmeti belki duyanlarınız vardır. Bu online satışla ilgili aslında AVM'ler için çok önemli bir lokasyon aldı. Nasıl oldu bu? Online satışını, yani online'dan satın aldığın ürünü alışveriş merkezindeki Easy Point noktasından gidip teslim alabiliyor, deneyebiliyor ve iade işlemi için kargoyla margoyla uğraşmak zorunda kalmadan bu işlemi gerçekleştirebiliyorsun. Şimdi hatta kapalı kasalar, emanet dolapları vardı eskiden alışveriş merkezinde. O mantıkta bir hizmet de sunmaya başlamışlar. Demem o ki bu konuya niye girdim. Aslında alışveriş merkezlerinin ben ilerleyen dönemlerde bir atıyorum şu anda. Ben ilerleyen dönemlerde lojistik merkezi olacağını da düşünüyorum. Yani hiçbir zaman online zaten ilneti geçemeyecek. Hiçbir şekilde hani perakende satışını, mağaza satışını geçemeyecek. Bu söz konusu olacak bir konu değil benim gözümde. Fakat oradaki küslük ya da ayrılık artık bence bir yerde bir kardeşliğe, sevgi, hatta Kürşat birazdan değinecek büyük ihtimalle. Evet, o yüzden açtım sesimi. Sabah bir haber gördüm Sputnik'te. Sayın Hüseyin Altaş, AYD Başkanı'nın bir demeci var. O da diyor ki alışveriş merkezleri artık sadece fiziksel bir pazar yeri olmaktan dijital bir pazar yerine olmaya dönüşmeli. Neden? Ben bunu 2 yıldır söylüyorum, 2-3 yıldır anlatıyorum zaten böyle olması gerektiğini ve bu konuda da zaten 7 ülkede, 150'ye yakın yerde hem perakende hem AVM'ye de hizmet veriyoruz. Neden? Çünkü eğer örneğin Zara bir online satış yaptığında, ben Seyrantepe'de oturuyorum, Vadi İstanbul bana çok yakın. Vadi İstanbul'dan ürünü bana kargolarsa eğer, ben online'ından satın aldığım ürünü bana mağazasından, buradaki Vadi İstanbul mağazasından kargoladığında bu ciro AVM'nin cirosuna yazılmıyor. Merkezin cirosuna yazılıyor ve dolayısıyla AVM buradan herhangi bir kar elde edemiyor. Ama evet, dijital bir pazar yerine dönüştürmeyi başarırsanız alışveriş merkezinizi, bu sefer o yapılan satıştan sizin de hak alma imkanınız olur. Yani sizin bir dijital aseti olarak AVM'yi konumlandırırsanız, hı, bu satışa sizin de dahil olma imkanınız olur. Kiralar, Ercüment Beyler falan bu konuları daha iyi bilir. Ben o tarafında değilim. Hani metrekareler, kiralar, işte ciro üzerinden vesaire. Ben işin biraz performans tarafından daha fazla yürüyeceğini düşünüyorum şey tarafından. Yani kirasının metrekaresi üzerinden belli bir fiyatı mutlaka olur ama performansını sadece AVM'ye gelip de dükkandan alışveriş yapan adam üzerinden değil de lokal olarak bu AVM'yi dijitalde bulup gelen adam üzerinden de bir ciro katkısı olacak. Bunu da takip edebilmek için böyle entegrasyonlar yapmak lazım. O yüzden ben şeyi, Hüseyin Bey'in paylaştığı o demeci falan çok hoşuma gitti. Hatta linkini göndereyim buradan da okuyanlar olursa, hocam çok acayip bir muhalefet diyorsun şu anda, haberin olsun. Ya her zaman açığız muhalefete. Bence güzel de bir muhalefet. Şöyle bir konu söz konusu. İlk fiyattan online'da ürün asla satamazsınız diyor bir perakendeci. Yani online sitelerde satılan ürünler muhtemelen 8 haftası ya da 12 haftası geçmiş, artık sezondan çıkmış outlet, hatta daha da ilerleyeyim clearance ürünlerdir diyor. Bunu diyor ilk fiyattan online'da asla satamazsınız diyor. Ama bu şu anlama da gelebilir. Biz bugün bunları yaşayacağımızı da bir 6 ay önce bilmiyorduk. Bu 6 ay sonra da başka bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir veri daha vererek kapatayım mı? Lütfen. Bunu müşterilerimizde de gördük. Perakende müşterilerimizde de gördük. Google'ın verilerinde de yer alıyor. İnsanların sepet büyüklüğü online'da düşük, fiziksel mağazada daha yüksek. Eğer mağazaya insanı çekmeyi başarırsanız
sepetine yeni ürünler dahil etme fırsatınız oluyor. Leoxten'den Fehmi Bey vardır. Onunla konuştuğumuzda bana pandemi döneminde şöyle demişti. Bizim e-ticari sitemizde ürün satışı yapabiliyoruz ama insanlar sepete ne attıysa o kadar. Ama o adamı ben mağazaya çekmeyi başarırsam ona bir losyon, bir koku, bir esans, bir şampuan, bir sabun satabiliyorum. Ama online'dayken sepetine ne attıysa orada bitiyor. Ama mağazaya geldiğinde farklı ürünleri de temas ettirerek, dokundurarak, koklatarak, bazen deneterek sepetini büyütebiliyorum. Aslında fizikselin dönüşüm oranı online'a göre çok daha yüksek ve bunu sadece biz değil herkes biliyor. Yani dünyada Google'ın böyle bir hareket almasının asıl amacı, senle öncesinde konuşmuştuk, Google'ın böyle bir hareket etmesinin asıl amacı Amazon gibi büyük e-ticaret devleri karşısında fizikseli pozisyonlamak. Okeydir. Bu arada muhalefet edene de bir muhalefet geldi. İki perakendeli şu anda birbirine muhalefet etmiş oldu. İlk fiyattan ürün satılamıyor ifadesine üzere katılamayacağım. Bu söylem çok eskilerde kaldı demiş bir dostumuz. Hatta şunu da söylemiş. Online satışımın %50'sini de ilk fiyattan yapıyorum şu anda demiş. Ben ikinizi bir araya getireceğim abi. Orada güzel bir kavga edin siz bu konuyla ilgili. Tamam. Oğuz Bey, Kürşat Bey, ekleyeceğiniz bir şeyiniz var mı? Yoksa anketin sonucunu bir alır, daha sonra da programı, eğer başka sorusu olan yoksa, yavaştan bitirmek istiyorum. Sayılar, ben konuştum. Oğuz Bey başta ben sayı söylemeyeceğim falan diyordu. Önceki şeyde bir deneme yaptık ya. Evet. Ama bayağı sayı söyledi. Verdiği sayılar çok ilginçti. Yani evet, evet. Ben işte turizmin katkısı, ne kadarı organizeden geliyor, ne kadarı bireyselden geliyor, 1950'de kaçtı, 2010'da kaç oldu falan, evet. Çok ciddi sayılar verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sana da bizi bir araya getirdiğin için teşekkür ederim. Dinleyenlerden soruları olan olursa, ekstra bana ulaşmak isteyen olursa senin üzerinden ulaşabilir. Tabii ya ki. Ya da buraya mail adresimi yazabilirim izin verirsen. Burada kaydırmalı bırakamıyoruz abi. Ben hallederim. Tamam, sen yap abi. Sen de top. Teşekkür ediyorum ben. Kendimi yine sessize alıyorum. Biz ben de aynı şekilde herkese çok teşekkür ediyorum. Benim konu başlığı da bunu belli ediyor. Sadece farkındalık yaratmak. Hani bir turizm ülkesi olarak, toplam gelirlerin 1/4'ünü turizmden kazanan bir ülke olarak ve ciddi anlamda avantajlı konumda, dünya üzerinde konumda bulunan ve potansiyeli olan bir ülke olarak bizim bu potansiyelden sektör olarak nasıl faydalanabileceğimiz, böyle bir alışveriş turizmi diye bir şey olması gerektiği konusunda sadece farkındalık yaratmak istedim. Bireysel olarak herkes bir şeyler yapabilir, organize de olabilir. Her zaman her türlü fikre açayım. Bunu organize bir şekilde sektörün önde gelenleri, Ercüment Bey gibi, işte Tufan Bey gibi, burada görüyorum şimdi herkesi göremiyorum ama onların görüşlerini, önerilerini alarak bunları ilgili makamlara taşıma konusunda her anlamda ben elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Kendi özelimde de, kendi çalıştığım AVM'de bunu yapmaya çalışıyorum. Online offline konusu var. Bu çok ciddi bir başlık ve hani bir oturum başlığı bence. Hı hı. O yüzden çok fazla girmedim. Ama hani hayatımızın yeni bir gerçeği bu. Online ve dijitalleşme. Bundan sonra gidecek. Giderek oranı artacak. Bununla ilgili de yapmamız gerekenler neler? Hem gerçeklerimizi öğrenmek, ortaya koymak, hem de yapılması gerekenler konusunda böyle istişarelere de karar vermek de fayda var. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için. Serkan'cığım, şu bir anket yapmıştık. O anketin sonucunu ver de bir ne olduğunu bir görelim. Evet, Kürşat'cığım, senin. Şu anda sesin kapalı. Google'ın sayılarıyla bizim kitlenin sayıları ne kadar uyuşuyor, ona bakacağım. Evet. Ne demiştik? Ben omnichannel müşterisiyim diyen, yani iki kanaldan da alışveriş yaparım ben diyen müşteri sayısı yani kitlemizde %67. Google bunun için ne demişti? Dur bakalım. Abi 73. Google diyor ki hem çevrim içi hem de mağazadan alışveriş yapanların sayısı globalde 73.
Çok da farklı bir sayıdan bahsetmiyoruz. Evet. Doğru yani. Google bizi kandırmış o zaman. Yok, Google bizi Google bizim verimizi alır, bize bir şeyler satar ama ben yani manipüle eder ama kendi işine gelen veri de bizi çok da kandırmaz. Çünkü bunlar kendi iç verileri aslında. Evet. Unutmayın ki eğer siz bu kırmızı %67'ye giriyorsanız daha değerli bir müşterisiniz. Sadece Kürşat, bazıdan Kürşat ben manipüle ettim bu anketi. Ben gönlümden geçeni yazdım, aslında gerçeği yazmadım. Beni çıkarırsan tam o %73'e gelir diye düşünüyorum. Abi her ben direkt şeyde, offline'ı seçtim burada. Her ankette bir outlier vardır. Yani bir körde de öyledir. En düşükle en yükseği bir çıkartırsın, ondan sonra hesap yaparsın. Aşağı yukarı %70'lerdi, sayı belli yani. Evet. Okeydir. O zaman bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her iki konuğuma da çok teşekkür ederim. Çok emek verdiler, hazırlandılar. Her iki konuğumun da verdikleri bilgiler çok çok önemliydi. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Pazar günü bu saatte bizimle beraber olduğunuz için hepinizi seviyoruz. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.